Herkese selamlar. Nasılsınız bilmiyorum. Biz de iyiyiz demek isterdim ama var uykusuzluktan konuşamıyorum bile gerçekten. Dün sabah böyle çok keyifli keyifli bir şeyler yapmak için dışarı çıkmıştık eşimle. İşte vergi dairesindeydik, nüfustaydık. Annem babamın işleri vardı, onları hallediyorduk. Çocukların kimliklerini değiştirelim diye böyle bildiğiniz randevu aldık falan. Günlük hayatın doğal akışında ne varsa o. İşte mutfak alışverişi yaptım. Akşam sabah yemeklerimi yaptım. Akşam yeriz diye hazırdı her şey. Sonra Muhammed işte eşim haber vermek için annemi aradığında annem böyle konuşmasında çok ciddi anlamda bir tuhaflık fark ettik. Sonra ben de duydum telefondan böyle hani dili dönmüyor gibi konuşuyordu ya nasıl anlatayım. Sonra hemen işte Elif ablayı da aldık. Zaten bizim köye giderken Elif abla da yolun üstünde yani biz geri giderken orada dur vakit kaybı yaşamayacağız diye onu da aldık. Beraber köye gittik. Ben küçükken bizim bir akrabamız böyle bir tarafı tutmuyordu. Kim olduğunu söylemeyeyim şimdi onlar da izlediği için üzülmesinler. Çok küçüktüm 9-10 yaşındaydım. Böyle bir tarafı tutmuyordu. Ve o tarafı buz gibiydi. Ben hiç onu görüntüyü unutmuyorum. Böyle damarlı damarlıydı. Ve konuşamıyordu. Biz bir şey söylediğimizde bizi anlamıyordu falan. Sonrasında anlatmayayım. Hastane serüveni falan filan. O bende çok büyük bir travmaydı yani. O benim unutmadığım bir durum. Ve o gün evde konuşulanlar, ilk defa o hastalığı duymuşum. Hani ne olduğunu görünce direkt dedim ki o mu acaba dedim yani direkt Elif abla dedim ki bak böyle böyle dedim. Google'a yazdım burada da böyle. Ama annem şey diyor, ben iyiyim ama bunu da böyle söylüyor, ben iyiyim. Öyle konuşuyor yani hiçbir şekilde konuşamıyor. Yani beni bir yere götürmeyin, beni doktorlar da yormasınlar falan diyor. Tabii ki kadın iki kere kalp krizi geçirdi, mantardan zehirlendi, yine yoğun bakımda yattılar. İster istemez hastane onun için artık acı ve eziyet gibi geliyor ama tabii yine diyorum Allah hastanesiz bırakmasın, hastane düşürmesin. Yani özellikle 2 gündür bunu fazlasıyla anlamış vaziyetteyiz. Uykusuzluktan sesim bile çıkmıyor. Acaba beni duyabiliyor musunuz? Onu bile bilmiyorum şu anda. Sonra işte hatta bence beni video çek falan dedi. Ben iyiyim dedi. İşte hani ben gidince YouTube'a vlog çekiyorum ya köyde. Çek falan dedi. Dedim anne dedim. Boş ver videoyu dedim. Kalk dedim. Hemen dedim Muhammed'e böyle arkadan. Hadi çık çık dedim. Beklemeyelim gidelim dedim. Ondan sonra Muhammed de zaten elin ayağının buz gibi olduğunu görünce bir de sadece sağ tarafı, sol tarafta değil. Sağ tarafta sıkıntılı yani diye okuduk Google'dan. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Tabii doktorlar daha iyi bilir. Sonra işte arabaya attık onu. Yani attık derken arabayı aldık. Beraber Ordu Devlet Hastanesi'ne gidelim dedik. Herkes öyle dedi. Yani devlet hastanesi daha iyidir oraya gidin falan diye. Biz de öyle düşünüyoruz gerçekten. Sonra Ordu Devlet Hastanesi'ne gittik. Hemen bizi sarı alana aldılar. Önce felç sandılar. Biz de öyle düşünmüştük. Yani ben değil de daha çok eşim ve annem. Ben felç oldum hani biliyorum yaşlılar da oluyor falan gibi. Sonra işte acildeki doktor felç değil. Bence geçici bir hani böyle kasılma falan olabilir dedi. Ya da bir şey çok üzüldüyse teyze bunu atlatır falan dedi. Biz tabii bir sevindik. Gerçekten çok mutlu olduk. Dedik hani fizik tedavi olur bir şey olur falan geçer dedik. Sonra tomografi, MR çektiler. Çok ilgilendiler ama gerçekten Allah hepsinden razı olsun. Her acilik doktor da çok efendiydi. Sonra yukarı çıktık işte nörolojiye. Orada bir hanımefendi doktor vardı. Şu anda şeyini hatırlamıyorum. Profesördü sanırım ama. O böyle çok yüz ifadesinden zaten her şey belli oluyordu ama ben yine de hani ihtimal vermedim açıkçası. Dedim çünkü acilik doktor bir şey yok dediği için bir şey yoktur dedik yani. Mesela bu MR'da çıkmıyormuş, tomografide çıkıyormuş bu tarz şeyler. İşte tomografinin sonucunu söylemek için dedik teyzeyi dışarı alabilir miyiz dedi. Ben böyle çıkarken biraz durdum. Sonrasında eşim dinlemiş. Beyin sapı denilen yere pıhtı atmış. Ve bu pıhtı 1 gündür, 2 gündür, yani 2 gündür varmış. 1 gündür de değil. Ve annem bunu fark etmiş aslında. Çünkü dün beni saat 9.30'da yani sabah aradı. Ben bilsem aramaz mıyım? Zamanı geri almak istersiniz ya bazen olmuyor. Ben böyle çok yorgun konuşuyordu benimle. Bana da sordu doktorun siz saat kaçtırdı falan. Çok önemli bizim için saat falan dedi. Annem dedi ki teyze sen beyin felci geçirmişsin. Üzülme falan dedi böyle. Ama böyle şey yapıyor. Teyze çıksın konuşacağız falan diyor. Yani ben anladım zaten.
Sonra sabah saat 9.30'da bir gün önce beni aramıştı. Bana dedi ki kızım dedi ben tarla yaptım dedi kapıdayım. Ama öyle bir konuşuyor ki nasıl anlatayım size ben. Hani iki kelimeyi bir araya getiremiyor yani. Böyle odaklanmakta falan bir sıkıntısı var yani hissettim. Yani senin bir şey mi canı sıkkın ya dedim. Normal çok seri konuşuyor. Kaynanamı biliyorsunuz o net taş çıkartır bize. Neler anlatır bir saat dinlersiniz. Hitabet yeteneği de yüksektir bir de anneciğim. Ondan sonra böyle işte şey dedi kızım dedi ben dedi çok yorgunum böyle konuşamam hiç iyi değilim. Dedim ambulans çağırma hemen gel falan. Yok öyle değil şekerim yükseldi şimdi bir insülin vuracağım iyi olacağım ben seni ararım dedi. Sonra ben aradım aradım babam da sağ olsun telefonunu bozduğu için her defasında yeni telefon aldık onu da bozdu. Ulaşamıyoruz meşgul çalıyor rahatsız etme modunu açıyor telefonu kurcalarken. Sonra işte Muhammed'in tabii ertesi günden bahsediyorum. Eşim onu aramıştı. Ben bir gün öncesinden bahsediyorum. Akşam aradığımda da annem ben yatıyorum. İyiyim dedi. Babam açtı telefonu. Kızım annen yatıyor. İyi dedi. O da oradan dedi. İyiyim falan. Uzaktan da sesini nasıl anlayabilirim? Ben normal sandım. Babam da hiç arayıp bize söylemedi. Meğersem demiş hani seni hastaneye götüreyim falan. Daha hayır deyince sürekli yok ben gelmek istemiyorum asla deyince annem. O demiş ki herhalde böyle gelip geçici bir şey demiş. Babam da nereden bilsin kaç yaşında adam yani eski insan. Sonra işte doktor bana saati sordu. Ben söyledim falan. Dedi ki bu 2 günlük bir şey pıhtı dedi. İlk dakika gelseydi farklı olurdu ama şu anda farklı durum dedi. Sonra ben çıktım eşime demiş işte sevdiklerine haber verin. Çok hayati tehlikesi olan bir durumda teyze. Durumu kritik. İşte yoğun bakıma alınması gerekiyor. Ondan sonra işte beyin sapında ameliyatta da alamayız demiş doktor. Ondan sonra ben dışarıda bekledim. De teyze yalnız kalmasın yanında bekleyin de Elif abla da aşağıda işlemleri hallediyordu. Yok dışarıda telefonla mı konuşuyor çok hatırlamıyorum neyse. Dışarıda bekliyorduk işte bekliyordum. Muhammed geldi ama ben kocamı tanımaz mıyım? Öyle dedi tamam dedim anladım ben bir şeyler olduğunu ama ne olduğunu da anlamadım açıkçası yine de çünkü doktordan duymadığım için. Sonra işte annemi aşağı in dedik tekrar acil yatırdık yoğun bakımlar dolu hiçbir yerde yer yok. Ya Ünlü'ye Fatsa gönderecekler bekliyoruz falan bir ya 5 saat falan bekledik rahat ya. Ama orada tedavisine başladılar sağ olsunlar. Sonra bir şekilde yoğun bakımda yer ayırdılar sağ olsunlar. Ondan sonra o arada biz işte dışarı çıktık. Annemi yalnız Elif ablayı bırakıp çıktık. Muhammed üçümüz birden yani çıkıp üçümüz bile konuşamıyoruz düşün yani. Muhammed önce benle konuşuyor sonra ben içeri giriyorum. Elif abla konuşuyor. Tabii üzüldüğümüzde annem görsün istemiyorum. Bir anda kendini toparlamaya çalışıyorsun falan. Dışarı çıktık işte doktor söyledi. Gene bana söyledi. Orada da bayağı bir gören olmuş. Bir yerlere yazmışlar falan işte. Neyse. Orada ağladığımız bir şey oldu sanmışlar. Sağ olsunlar. Bir sürü aradılar, sordular, ettiler falan ama insan sanıyor ki sevdiklerine hiçbir şey olmayacak. Sevdikleri hiçbir zaman hep güzel şeyler yaşayacaklar. Ve gerçekten ben kayınvalidemi çok seviyorum. Kayınbabamı da çok seviyorum. Şunu söyleyebilirim ki kendi annemden görmediğim sevgiyi, kendi annemden görmediğim değeri, kendi annemden görmediğim birçok şeyi ondan gördüm. Hani onun yeri bende bambaşka. Allah ömrünü uzun etsin. İnşallah atlatır. Beyninde pıhtı var. Beyin sapında ve açıkçası bu videoyu da çekmeyecektim. Pek de video çekmiyorum zaten biliyorsunuz. Hele ki böyle bir zaman için sadece enerjisi olmuyor. Ama birileri görmüş bizim eşimle orada sarılarak. Çok çok yüksek ses sağladık ya. Ben bazen insanları görürdüm öyle derdim ki yani. Acaba başkalarının sesini duyduklarının farkında olmuyorlar mı? Olmuyorlarmış ama gerçekten. Hani birileri seni görür de yapmıyor. Yani o anı yaşıyorsun. Gerçekten böyle kabul edememek. Nasıl ya falan. Hani olmakmış. O yüzden yaşamadığınız hiçbir acı hakkında konuşmayacakmışız. Bunu da bana hayat göstermiş oldu bir kere daha. Ne diyeceğimi de unuttum. Ha, dua edersiniz diye paylaşmak istedim. Çünkü annemi gerçekten çok sevdiğinizi biliyorum. Çok da iyi bir insan. O da sizi çok seviyor. Dün bile dedi ki benim videoya çek işte. Ben iyileşince bunu paylaşırsın falan dedi. Çektim hastanede öyle birazcık. Ne bileyim kızlar. Dua edin. Video çekmek hiç içimden gelmedi açıkçası. O kadar hastanenin önünde bekledik. Gelen oldu, giden oldu. Bir dakika bile boş bırakmadılar. Hiç böyle kolum kalkıp da
İşte yani video çekmek için çekmedim yani açıkçası. Dua edin diye çektim. Dua edin çünkü kritik bir süreç. Çok uzun süren insanlar da varmış orada, hastalarla konuştuk. Çok 10 gün sonra iyileşip çıkan da varmış. Hiç çıkamayan da varmış. İyi olan da varmış, olmayan da varmış. Saat gece 3'tü, eve geldik. Ben hiç uyumadım. Sürekli saate baktım, telefona baktım. İçeriden haber alamamak çok kötü. Küçük bebek gibi oraya bıraktılar. Sağ tarafı tutmuyor. Çorba götürdük. İçebildi mi? İçemedi mi? Ondan sonra tuvalete gidebildi mi? Gidemedi mi? Bir şey olsa birilerine söyleyebilir mi? Söyleyemez mi? Sanki bir bebeğim daha varmış. O bebeğimi ben böyle hastanede yoğun bakımda bırakmışım gibi hissettim. Sonra işte sabah çocukları okula götürdüm tabii ki. Annelik vazifesi devam ediyor. Hayat bir yerde devam ediyor. Yani yapacak hiçbir şey yok. Şimdi tekrar oraya gideceğiz. Yani eşim birazcık dinleniyor şu anda. Çünkü bir sandalye tepesinde kapıda, içeride de bekleyemiyoruz. Çünkü acil var ya, öyle böyle değil. Yani inanılmaz kalabalık. Allah herkesin yardımcısı olsun. Kalp krizi geçiren, onu yaşayan, bunu yaşayan çok fazla şey var. Hasta var. Dua edin. Yani elbette ki herkes ömrü kadar yaşıyor. Ama ben duanın gerçekten çok etkili olduğuna inanıyorum. Bir de benim anneciğim bu hayatta pek kendi kadrini, kıymetini bilmemiş bir insan. Biz onu çok seviyoruz ama başkaları tarafından çok değer görmüş bir kadın da değil. En güzel şeyleri hak ediyor. İnşallah en güzel şeyler de onun olur. Yani bu şekilde bir hastanede böyle bir durumda bir şey olmaz inşallah. Cümleleri de seçerek konuşmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Dualarınızı bekliyorum. Bir de böyle durumlar yaşayıp güzel sonuçlananlar varsa, onlar da yazarsa umut oluyor, sevinirim. Bir tane takipçim sağ olsun şey yapmış. Devlet hastanesinde kız kardeşi çalışıyormuş. Yoğun bakımda ama şeyde değil. Bizim serviste değil. Ama yine de annemden haber getirdi az önce. O bile o kadar iyi geldi ki. Birazcık konuşuyormuş böyle herkese Almanya'da çalıştığını falan anlatmış. Anlatabildiği kadar tabii, pek anlaşılır konuşmuyor şu anda yani. Gerçekten her şey bir dakika, her şey bir saniyeymiş. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin. Kendinizin de kıymetini bilin. En çok kendine değer vermeyenler bu hayatta yıpranıyor. Bunu da unutmayın. Anneciğim kendine hiç değer veren bir kadın değil. Umarım öğrenir. Mide bulantısı ilacı verdiler. Burada dinleniyor. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Annemi dualarınızda unutmayın.